Sen ne zaman ağrıların başladı? Ne oldu? Valla 2 yıl önce başladı ilk aslında düştüğüm. Onunla işte bir sürü doktor gezdim. 10 tane falan doktor gezdim. İşte hepsi farklı bir teşhis koydu. 2 yıl önce düşme çarpma var mıydı? Yani düşme sonucu. Aynen düşme sonucunda oldu. 10 tane falan doktor gezdim. 9 tane falan doktor gezdim. Ne dediler? Bağ yaralanması veya başka bir tanı kondu mu size? Hepsi farklı bir şey dedi. 3-4 tanesi bir şey yok dedi gönderdi. Bir şey göremedi. 2 tanesi kemiklerin birbirine çarpıyor olabilir dedi. 2 tanesi de sen daha önce bileğini kırdın mı yanlış kaynamış diye bir teşhis koydu. Tabi hepsi de bileklik verdi falan. Hepsi zaten bütün her gittiğim doktorun tedavisine 3 ay boyunca 2 yılım gitmiş abi. Evet. En sonunda buraya geldim. Bizi nasıl buldun? Nereden buldun? İnternetten, YouTube'dan. İnternetten, YouTube'dan Aynen. buldun. Peki geldiğinde biz sana ne teşhis koyduk, ne dedik? Bağ yaralanması dediniz direkt. Bağ yaralanması Aynen. dedik. Sen aslında davul çalıyorsun. Hem müzisyenim, davulcuyum. Müzisyenim. Peki işini yüzünü yapamaz hale geldin herhalde. Tabii canım. Sonra ilk yaralanma olduğu dönemde yine bir 3-5 ay çalabildim. Ondan sonra her çalmaya başladığımda ilk başta mesela şey oluyordu. 3 saat çalıyordum ilk etaplarda. 3 saat çalıyordum sonra ağrımaya başlıyordu. Sonra o süre 20 dakikaya kadar düştü artık. 20 dakika falan çalabiliyordum günlük. Ondan sonra acayip sızlama, ağrıma oluyordu. Yani 1-2 gün dinlendirince geçiyordu yine. Sonra normal günlük hayatında da seni etkilemeye başladı artık. En son dönemde bana öyle gelmiştin. Tabii spor da yapamıyordum. Hiçbir şey Sporcuyum da yapamıyordun. aynı. Elini kullanamıyordun. Sonra biz sana kapalı bir ameliyat önerdik. Değil mi? Ondan sonra ameliyatı nasıl oldun? Uyanık mıydın? Uyanıktım, kol uyuştu sadece. Konuştu. Aynen. Herhangi bir ağrı hissettin mi ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası? Yok, ameliyat öncesi ve sonrası herhangi bir ağrım yok. Ameliyattan sonra da uyuşukluktan dolayı çok ağrı hissetmiyorsun, değil mi? Aynen. Ama ilk iyileşme, ilk 2-3 gün biraz ağrıyor Biraz şimdi. ağrıyor, hafif Aynen. ağrılar olacak. Peki yaraların büyük müydü? Yok, ufacık hatta görünce insanın hani ameliyat nerede falan diye bir şey Evet, oluyorlar. ameliyatı izledin mi? Aynen. Ne Keyifliydi. yapıldığını gördün herhalde. Aynen. Bağları tamir ettiğimizi falan gördün. Aynen. TFCC, SR, bir de RT. Evet. Peki şu an kaçıncı aydasın? Şu an ikinci aydayım. İkinci ay, birinci hafta. İkinci ay, birinci hafta. Peki bu süreci anlatabilir misin? Alçı ve atel sürecini anlatabilir misin? 3 hafta alçı oldu. Ondan sonra 3 hafta atele geçtik. Ondan sonra fizik tedavi, işte açma, germe şeylerine başladık. O fizik tedaviyi çok güzel yaptım. Günde 3-4 defa falan böyle sürekli gerdirdim, şey yaptım. İlk başlarda yine hafif hafif ağrılar vardı ama şu an atel çıkalı 4 hafta oluyor. İşte 3,5 hafta falan oluyor. Sıkıntı yok yani, ağrım da yok. Eski günlük kullanımdaki ağrıların geçti. Tabii. Ya zaten Gece şöyle... ağrın da vardı, ben seni hatırlıyorum özellikle. Yani durup dururken de ağrıyordu. Ya gece ağrısı arada sırada oluyordu ve sürekli olmuyordu da ama işte gün içerisinde çok çalıştığım zaman tabii ağrıyordu, şey yapamıyordum yani. Şu anda ama bütün ağrıların geriledi. Aynen. Birazcık daha sürecimiz var. 6. aya kadar çok yüklenmeyeceğiz. Aynen. 6. aydan sonra ancak harekete başlayacağız, ağır harekete başlayacağız diye söyledik. Aynen. Ama şu an genel durum çok iyi. Şu an iyi canım. Ben çok memnunum yani şu an. İnşallah hayır olur. Nasip İnşallah. geçmiş olsun. Sağ olun canım.